da bizleri bekliyor. Hasan günaydın, kim var bu başarılı çalışmanın arkasında diye soracağım. Tabii ki kadınlarımız var ama onlar kim merak ediyoruz. Sözü de sana bırakıyoruz hemen. Evet Tunç, gerçekten Türkiye'nin ve hatta dünyanın cennet mekanlarından bir tanesindeyiz. Demin Erkan'ın gösterdiği olta balıkçılığının en güzel yapılacağı yerdeyiz aslında diyebilirim. Şu anda yanımda kadınlar var. Bunlar burada Akyaka'da yerel kalkınma modelini, yani bir turizm değil aslında bir yaşam biçimi olan sakin şehir sistemine uygun bir yerel kalkınma modeli gerçekleştiriyorlar. Bunun başında da Çiğdem Ercan var, Gökova, günaydın. Makbule Patır var, konuğumuz, ve Dürdane Hanım var. Hoş geldiniz önce. Hemen kısaca bu kooperatif neler yapıyor, nasıl bir kalkınma modeli uyguluyor, onu hemen sorayım size. Öncelikle günaydın. Sadece burada bayanlar olarak bulunmuyoruz. Çünkü burası Azmak Nehri. Kadın azmağı olarak anılıyor bu bölgede. Kadınlarla kadın azmağında konuşuyoruz. Kesinlikle. Kadın azmağı denmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de daha çok kadınların buradaki üretime ve katkılarından dolayı. Su çok önemli, bildiğiniz gibi. Hem günlük hayatımızın içinde hem de üretim sürecinde çok önemli. Ve bu Azmak Nehri'nin de özel bir su olduğunu söyleyebilirim. Özel bir nehir olduğunu söyleyebilirim. Çünkü içinde bir soda ve katkısı var. Bu soda gerek temizlikte, öyle değil mi? Gerek de üretim sürecinde bize oldukça önemli değerler kazandırıyor. Bunların başında da sanıyorum yerel değerlerimizin ve kültürel değerlerimizin başında da bu yörede sayamayacağımız kadar çok ürün var. Birazdan onlardan da bahsetmek istiyoruz. Ama Gökova Kadın Çevre ve Kültür Kooperatifi kurulduğu andan itibaren buradaki yerel değerleri kalkındırmak için daha bu yerel değerleri kültürel bir etiket olarak sunmak istiyoruz bundan sonra. Sadece Türkiye'ye değil, dünyaya yönelik çalışıyoruz. Çünkü bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Buradaki ürünlerin laboratuvarlarda analizlerinin yapılarak ne tür özelliklerinin olduğunu ve yerel kullanımlarının dışında. Çünkü mesela burada birçok şeyi siz de Türkiye'de biliyorsunuz. Otlar, çeşitli ürünler, sağlık amacıyla, sağlıklı yaşam amacıyla daha doğrusu kullanılan ürünler. Neler var? Biraz anlatalım. Tabii burada bizim için Azmak, kadın azmağının bize verdiği en önemli değerlerden, kültürel değerlerden bir tanesi de susam. Yörede sudan dolayı ve toprağın verimliliğinden dolayı, çünkü toprak analizleri Türkiye'de çok fazla yapılıyor, çok önemli bir şey, su da öyle. Fakat altın susam diye tabir ettiğimiz bir susamımız var bizim burada. Bu susam çok özel, hem sudan hem topraktan dolayı yağ oranı çok yüksek. Bu Çin susamıyla karıştırmamak lazım. Kesinlikle. Şöyle bir bakın bakalım. Çin susamıyla aradaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz sanıyorum. Evet, bu susam üretimi çok binlerce yıldır burada süren bir çabanın ürünü aslında. Susam endemik bir susam değil ama o eski çağlardan beri susam toplama, yetiştirme yöntemleri burada olduğu gibi korunuyor. O yüzden organik diyebiliyoruz. Tamamen doğal yöntemlerle toplanıyor, üretiliyor ve bize ulaştırılıyor. Bize ulaştırılıyor derken şu anda ulaştırıldığı sadece susam olarak var. Susamın yan ürünlerini henüz göremiyoruz. Yöresel olarak çıtırma görebiliriz. Bir de şey var, onu unuttuk, ev pansiyonculuğu yapıyorsunuz, evet, değil mi? Şimdi ona geleceğim. Bu kadar güzel değerler varken, kültürel değerlerimiz varken biz bunları nasıl sunalım? Turizme, Staslow felsefesi kapsamında bu değerleri daha turizm amaçlı olarak nasıl geliştirelim diye çaba da sarf etmekteyiz. Çalışmalarımız sürüyor. Hatta şu an servis elemanı eğitimlerimiz sürmekte, uygulamalı eğitimlerimiz var. Ev pansiyonculuğu eğitim var. Çünkü Akyaka çok küçük bir yer. Fazla büyümeye müsait değil. Daha fazla turistik amaçlı yapıların, tesislerin kurulmasına da elverişli değil. O yüzden ev pansiyonculuğu bizim için çok önemli burada. Gelen herkesi bu değerlerimizle birlikte en iyi hizmet kalitesiyle ağırlamak istiyoruz. Evet, hemen bizim sağ tarafımızda bunun bir uygulaması yapılıyor. Ev pansiyonculuğu ve işletmecilik servis elemanı. Ben hemen Makbule Hanım'a bir döneyim. Siz neler söyleyeceksiniz? Nasıl şeyler yapıyorsunuz burada? Siz buralısınız. İşletmeciyim. Apartım var. Bir küçük çay bahçem var. Akyaka'da yaşıyorum. Akyaka'nın yerlisiyim. Akyaka'dan da olmaktan gurur duyuyorum. İşte dediği gibi kooperatife
kurs değil miydi o? Ha, kursa gidiyoruz. Çiğden hamam getirdi. Çok güzel oldu. Bize bir bilgiler verdi. Burası artık sakin kent oldu. Biz de ona göre artık kendimizi adımını yavaş yavaş ona göre atarız. Kaliteli insanlar geliyor. Ondan sonra yani hücrene şeye temizliğe çok ilgi gösteriyoruz. Ve şeyimiz de öğretmenimiz de bize o yönlerden kurs veriyor. Çok memnunum. Tabii şunu da unutmamak lazım. Akyaka'nın bir önemli özelliği var. Burası Nail Çakırhan'ın bu muhteşem mimarisiyle Türkiye'nin en güzel evlerinin, yani doğa harika zaten. Doğanın içinde en güzel mimarilerden bir tanesinin uygulandığı, bütün evlerin o güzel eski Türk evleri biçiminde yapıldığı ahşap dekorasyonla. Bunun içinde tabii ayrı bir güzellik var ve buradan tabii bir sakin şehir konseptine uygun pansiyon veya ağırlama, konaklama. Başka ne söyleyeyim? Yani gerçekten çabalarıyla gelen turistlere yönelik yerel değerlerimizin tanıtılması, Sitte Slow felsefesi kapsamında biliyorsunuz yiyecek içecek bizim için çok önemli, hijyen kadar. O yüzden kendisi deneyerek de olsa yerel günlük pişirdikleri, hayatında kullandıkları şeyleri biz daha turizm amaçlı olarak üretmeye ve bunları daha farklı sunumlarla misafirlerimize ikram etmeye çaba gösteriyoruz. Makbul Hanım da bunu kendi yerinde çok başarıyla, keyifle yapıyor. Mesela en son ne ürünümüz çok beğenilmişti turistler tarafından ikram ettiğiniz? Neydi? Makarna çok beğenilmişti. Cevizli makarna. Onu vermiştim. Evet, makarnamız burada çok özel çünkü bu her yıl yeni mahsulde buğdaydan yapılıyor ve Ula'da kesiliyor, hazırlanıyor kesme makarnamız. Bunun dışında bu yöreye özgü çok önemli bir ürünümüz daha var. Burada da yapılıyor. Tarhanamız gördüğünüz gibi kurabiye görüntüsünde aslında. O tarhanayı yapan Dürdane Hanım herhalde. Hemen ona döneyim, ben biraz anlatsın bakalım biraz. Bu kurabiye biçiminde tarhanayı nasıl yaptınız Dürdane Hanım? Tarhana kendi yoğurdumuzdan, doğal. Buğday da kendi buğdayımızdan. Kararız. Serer böyle çörek yapar. Kuruturuz. Kışlık bizim yani bir çorbamızdır yani. Bu börülceden de koyar. İsteyen börülceyi de katar. Şu börülce de içine girebilir, koyulabilir. Hayır, her zaman tarhana böyle toz şeklinde olur. Siz böyle kurabiye gibi yapmışsınız. Bu şekilde de yapılır. Toz şeklinde de yapılır. İki türlü yapılabilir tarhana. Bunu direkt suyun içine mi atıyorsunuz? Evet, evet. Islıyoruz önce. Sonra kaynatıyoruz. Tarhana oluyor. Sarımsaklı seven sarımsaklı canı yapıyor. O şekilde. Gerçekten çok güzel görünüyor bunlar ama bir de tabii Azman'ın kendine has ürünleri var. Yani şuraya şöyle bir dönmek istiyorum. Ben Azmak başında, daha doğrusu Azmak boyunda böyle balıklar da var. Yani buranın tabii en güzel yemeklerinden bazıları. Erkan da bu olta balıkçılığını öğrenirse bunlardan tutacak buraya gelip. Gerçi burası çevre koruma alanı. Burada balıkçılık şu anda yapılmıyordu galiba. Yasak. Ama ben biraz tanıtayım. Bu orfoz, ondan sonra bu barbun, şu gri renkli balık harika bir balıktır. Laos balığı buraya has bir balıktır. Barbun da tabii öyle. Levrek, deniz levreği. Tabii ki çupralar ve mercan balığı da var. Çok güzel balıklar var, çok güzel ürünler var burada. Azmak'tan, şimdi biz burada... Yaparken bu programı aslında deniz kenarında da yapabilirdik ama bu Azmak, Akyaka'ya gerçekten hayat veren, renk veren ve korkunç güzel bir doğa sağlayan bir bölge, bir alan. Ve burada gerçekten insanlar geldikleri zaman kendilerini cennette hissediyorlar. Tunç, burada Akyaka'da insanın daha çok kalası geliyor diyebiliriz. Şeyleri de gördükten, orada yapılanları da seyrettikten sonra... O senin duygu ve düşüncelerine katılmamak Ankara'dan imkansız, ne diyeyim, muhteşem görseller var zaten. O dinginliği yaşamayı hangimiz istemeyiz diye düşünüyoruz. Ama bir yalan daha söylemek istemiyorum. Hemen doğrusuna da geleceğim. Ankara'daki ya da İstanbul'daki ya da İzmir'deki fark etmiyor. Çalışma hayatının hengamesine baktığında henüz bizim için erken diye düşünüyorum. Biraz daha zaman geçsin de emekliliği orada geçirelim. Emekli olan arkadaşlarımızla birlikte gayet keyifli günler geçiririz diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
sana. Belki tatillerde ufak bir dinlenme bizim için orada muhteşem olabilir. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim. Tekrar teşekkür.